cips vardı. Hemen ona geçiyorum. Cipsi görünce çok sevinmiştim. Tatlı bir cips olabilir. Böyle kocaman sarı sarı parçalar sanırım. Buna da hemen bakıyorum. Macy's Curry Curls demiş. Curry demiş. Japon körisi. Baharatlar falan demiş. Tuzluymuş. Tuzlu olmasına çok sevindim. Ben tatlı cips pek sevmiyorum. Tuzluları daha çok seviyorum. Bunu da hemen açıyorum. Bu da bu arada Meiji firmasını. Bu Meiji firması şurada görmeyi araştırdım. Arkadaşlar, paketin içine kafamı sokmak istiyorum şu an. İstiyorum bunu. Köriyi çok severim. Her ne kadar köri şeyler yeme fırsatım pek olmasa da, eve de pek almasak da köri tozu, köri sosu falan. Müthiş derecede, yani aromasını, kokusunu çok severim körinin, özellikle tavuklarla. Harika, ağır, böyle herkesin sevmeyeceği yoğun bir köri kokusu var. Ve kocaman kocamanlar. Arkadaşlar bayıldım. Bu kolaydan müthiş gider. Şekilleri şöyle şöyle. Ben bunu tatlı sanıyordum. Çok sevindim şu an. Kokusu daha yoğun. Tadı biraz daha hafif kokuya göre. Çok değişik. Daha önce hiç rastlamadığım bir cips aroması. Gerçekten köri aroması var. Köri soslu cips. Arkadaşlar hayatımda ilk defa yedim. Çok acayip. Tokyo Treat bana yollamamış olsa böyle bir cips yemeyecektim ömrüm boyunca. Beğendim. 5 üzerinden 4,5 veriyorum. Beğendim. Kocaman da paket içinde bir sürü var. Çok mutluyum şu an. Koca paket bir köri cipsim var. Başka neler var? Şöyle jelibon olduğunu ya da şeker olduğunu düşündüğüm, sanırım limonlu. Şöyle bir şey var. Bu neymiş? Bu da mı yazmıyor ya? Bazıları yazmıyor burada arkadaşlar ne olduğu ya. Sanırım bunun da ne olduğu yazmıyor. Niye? Bunu da bakamayacağım. Açıyorum ama üzerinde bunun ya sarı olduğuna göre limonlu bir şey. Herhalde. Allah Allah. Çok güzel koktu. Şöyle bir şeyler. Hemen alalım. İlginç. Şöyle düğme gibi sarı turuncu arası bir şey. Üzeri böyle pudra gibi. Ay bu ne? Aşırı ekşi. Bunu çıkarıyorum. Bunu çıkaracağım. Arkadaşlar, şeker desen değil, pastil desen değil, sakız desen değil, lastik gibi böyle çiğnenmeyen ve parçalanmayan, kopmayan bir garip bir şey. Üzerindeki o beyazlık aşırı derecede ekşi bir limon tozu gibi bir şeymiş. O limon tozunun tamamını ben emdim bitirdim. Aşırı ekşi. Gerçekten ekşi yani. Hem limon hem ekşi bir toz. Çiğnedim. Dediğim gibi parçalanmadı. Anlayamadım ne olduğunu. Jelibon gibi yumuşak yutulan bir şey olsaydı keşke. Belki daha çok sevebilirdim. Ama çiğnenmedi yani. Çok acayip bir şey. Burada da yazmıyor. Anlayamadım. 5 üzerinden 2 veriyorum. Şimdi neyle devam edelim? Şöyle çubuk kraker gibi Pretz adlı ürün var. Bu da yine Japonya'nın çok meşhur Bliko diye bir firmasının ürünüymüş. Bu Pretz'ler de çok farklı aromalarda çıkan abur cuburlarmış. Bu yazıyor broşürde. Glucose Pretz Mild Salad.
Bu salata aromalıymış bu çubuklar arkadaşlar. Hadi bakalım bakalım. Salata aromalı çubuk kraker de çok ilginç. Nerede böyle antin kontin acayip aromalar var? Japonlar bütün abur cuburları bu aromalarla yapıyor. Hiç Türklere çok ters bir şey yani. Böyle bir paketi var. İncecik incecik şeyler, çubuklar. Çıkaramadım ya. Kokusu yağ gibi kokuyor. Böyle. Tuzlu. Çok aşırı yoğun bir aroma alamadım ben. Çok hafif aroması salataysa eğer. Tuzlu. Biraz yağ tadı geldi bana nedense bilmiyorum. Yani çok kötü değil. Ama bayılmadım da. 5 üzerinden 2,5 veriyorum buna ortalama. Bunu da geçiyorum. Daha sonra şöyle yine jelibon gibi bir şey olduğunu sandım. Ama üzerinde garip garip şeyler gördüğümde tırstığım, ne olduğunu bilmediğim şöyle bir şey. Gamimaru Takeshi Grilled Egg demiş. Haşlanmış ya da kızartılmış yumurta aromalı sanırım. Allah. Of. İçinde yumurta varmış. Genç yaşlı bütün Japon insanları arasında favorilerdenmiş. İçinde yumurta olduğu için. Tamagoyaki demiş. Tamagoyaki diye bir şey varmış. İlgiliyseniz biliyorsunuzdur belki, yazarsınız bana. 80 yıldır olan bir abur cuburmuş bu. Hemen açıyorum bundan arkadaşlar. İçinde böyle ayrı ayrı paketlenmiş şeyler var. Şöyle bunlardan 7 parça varmış sanırım içinde. Bundan çok şey yapıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum yani, çok merak ediyorum. Merak ediyorum ama korkuyorum da yani. Evet, açtım. Şöyle. Bu da yine bildiğim bir koku. O cipslerden birinin aroma kokusuyla bunun kokusu aynı. Şöyle bir şey çıktı içinden. Ne olduğunu bilmiyorum. Şey gibi. Tostlara konan sarı sarı kare peynirler var ya böyle arkadaşlar. Aynı onlara benziyor cinsi. Şöyle yapılıyor herhalde bu. Şuradan şöyle. Ne ya? Tadı yok. Ne olduğu belli değil. Çok acayip yani. Hiçbir anlam veremedim yani. Şuna şu an anlam veremedim. Tat desen tat yok. Kıvam desen ne olduğu belirsiz. Anlayamadım. Bilmiyorum. Bunu sevmedim maalesef. Bu kutuda da çok az şey çıktı sanırım. Şimdiye kadar sevdiğim cipsleri sevdim. Çözemedim yani. Ne olduğunu anlayamadım. Güzel bir şeye geçeyim artık. Kaç parça kalmış? Hemen bakıyorum. 2 parça kalmış zaten. Son 2 parça. Bunlar da çikolatalar. Güzel olduğunu düşündüğüm. Bir de son olarak içecek var arkadaşlar. Ona geçeceğim. Şu içlerinde en merak ettiğim ve umutlu olduğum Look adlı çikolatalar. Farklı farklı aromalarda tatlı patates, kestane, bal kabağı ve üzüm aromalı dolgulu çikolatalarmış. Bunlardan çok umutluyum. Şuradan açılıyormuş. Şöyle bir paketi var. Çok cici paketi. Bu arada bu da Fujiya diye bir firmanın çikolatasıymış. Hemen açıyorum. Bunları çok merak ediyorum gerçekten. Etrafa saçıldı ve acayip bir koku geldi. Yalnız bunların bir tarafı erimiş. Nasıl eridi bilmiyorum. Kış ayında. Bir tarafı erimiş, bütünleşmiş. Diğer tarafı aynen duruyor. Çok acayip. Allah, sihir gibi. Neyin ne olduğunu bilmeden aromalarını tadıyorum. Bir tane aldım. Çok yumuşak.
yumuşak. Sanırım üzümdü. Emin değilim. Çok beğendim. Yumuşacık. İçindeki dolgusu da yumuşacık. Bir tane daha bakıyorum. Şöyle içinde dolgu var. Bunu çözemedim neli olduğunu. Şöyle, şöyle şöyle çikolatalar. Buna da 5 üzerinden 4 veriyorum. Son pakete geçiyorum. Griko firmasının yine çikolata gibi olan bir şeyi, kapli kokot çilek kokotusu var. Çilek aromalı sanırım. Glikos kapri kokot de strawberry and vanilya demiş. Çilek ve vanilyalı kalp şeklinde neymiş? Bu yine hava gibi olan, daha önceki videolarımda hani böyle pandalı, balıklı falan, üstü gofret, altı çikolatalı bir şeyler çıkmıştı ya, onların çikolatası hani hava gibiydi, böyle fos fos değişik. Aynı o cins çikolatalardanmış, hava gibi. Çilek ve çikolata aromalı. Bunlar da güzel görünüyor. Şimdi bakalım o zaman. Saçma sapan açıyorum. Çok tatlı bunlar. Ambalajı da çok tatlı. Ambalaja bakar mısınız? Allah'ım yarabbim. Bunlar böyle. Güzel kokular geliyor. Bir tane çilekliden bakacağım tadına. Bak çıkarabilirsem tabii. Hı. Ay bunlar ne tatlı şey böyle. Bakar mısınız? Ön tarafı böyle pembe çilekli. Arka tarafı da çikolata, kakao rengi yani. Güzel, hafif sütlü çikolata ile çilek aroması birleşmiş. Bir tane de vanilyanın tadına bakayım. Çok tatlı bunlar ya. Kafemin yanında yediğim bir tarz da çikolatalar. Çileklisini daha çok beğendim. Vanilyanın tadı çok fazla gelmiyor. Bayılmadım ama güzel yani. 5'lerinden 3,5 veriyorum. Son olarak arkadaşlar bir içeceğimiz kaldı. Bunu ben buzdolabında tutuyordum. Şimdi soğuk içeceğim bardağına biraz koyup. Bu neymiş? Bu zencefil ve bal aromalı bir içecekmiş. Gerçekten zencefil kokusunu aldım. Çok az döküyorum. Beğenirim beğenmem. Şöyle bir rengi var. İlaç gibi. Ay yok. Ben bunu beğenmedim. Hatta bu sıcak içiliyor bile olabilir. Böyle ıhlamur adaçayı gibi bir tadı var. Ihlamur adaçayını da ben normal zamanda içmeyi hiç sevmem. Hastayken falan hani mecburen içtiğimiz için böyle hasta içeceğiymiş gibi gelir bana, böyle öyle hislere bürünürüm. O yüzden bu biraz ıhlamur adaçayına benziyor tat olarak. Beğenmedim maalesef. Buna da 5 üzerinden 1 veriyorum. Ya da 1,5 olsun. Hadi yazık. Böyleydi arkadaşlar. En sevdiklerimi fark etmişsinizdir. Sopa şeklinde olan ve köri aromalı o muhteşem cips. Cipslere bayıldım. Şunları da beğendim. Bunlar da çok tatlıydı. Çoğu şeye anlam veremedim. Şu da fena değil. Yani şu da fena değil. Bunları yerim. Bunlar yiyip bitireceğim şeyler. Ama geri kalanı büyük ihtimal çöpe gidecek. Şu Look çikolataları da sevdim tabii ki. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Başka Burcu Bur videolarında görüşmek üzere.